Sofizm ne demek? Sofya bilgelik demek. O da yani bilgiyle bilgiden türetilen, bilmeden türetilen bir sözcük. Ama sofizmin şeyine olumlu bir imlemi yok gibi görünüyor. Bunlara neden geldi? Felsefe tarihine nominalistler de alınıyor, sofistler de alınıyor. Çok önemli burada oldu. Çok önemli. Bu dünyanın, bizim dünyamızın olanaklı en kötü dünya olduğunu kabul ediyor. Leibniz olanaklı en iyi dünya olduğunu kabul ediyor. Ama ikisi de şeyde felsefe tarihinde var ve Schopenhauer'ı dışlamak için bir neden yok. Nietzsche. Bertrand Russell. Yani bunlar şey, klasik felsefenin antitezini oluşturuyorlar bir yerde. Bunlar tepki durumundalar ama felsefe tarihi şeyi de inceliyor. Niye inceliyoruz yanlış olan? Şimdi kimyacılar oturup okulda, üniversite yıllarında simya öğrenmiyorlar değil mi? Yani bilimin sürecinde hangi yanlışlar yapıldı, hangi saçmalıklar yapıldı ve hangi bilgisiz aşamalardan geçildi bu? Çok fazla şey, böyle bir inceleme yapılabilir. Yapılıyor da bilim tarihinden zamanın içine bu girer ama kimya öğrenirken simya öğrenme gibi bir şeyimiz yok. Tıp öğrenirken orada da bir sürü şarlatanlık var. Onları genelde kimse şey yapamıyor. Ama felsefe de böyle değil. Sofistleri öğreniyoruz. İrrasyonelistleri öğreniyoruz. Görgücüleri öğreniyoruz. Çünkü şöyle düşünüyoruz. O hataları biz de yapabiliriz. Yani bizler de evrenseli anlayamayabiliriz. Ve kavramları anlayamayabiliriz. Nedir bu kavram? Örneğin devlet kavramı nedir? Diye sorabiliriz ve soyut varlığı doğrulayamayabiliriz. Ve ondan sonra çıkıp içimizden biri, ya bunlar adlardan başka bir şey değildir. Böylesine sadece öznel geç. Ad, nesnellikten bütünlüğü kopan bir bakış açısı değil mi? Kavram olarak, yani dil bilgisi terimi, bizim her şeye verdiğimiz bir şey var. Belirtici sözcük var. Ne atıyoruz? Tiker. Yani ondan sonra bunun ne olduğunu bilmek zor. Yani burada başka bir derinlik olduğunu sanmıyorum ama eğer özel olarak atçılık nedir? O zaman onun tarihine bakmak gerekir. Adları bulmak gerekir. Kimler atçılığı sanmış? Skolastikler arasında ya da skolastiklerin dışında. Ve de bizim yaklaşımımız açısından, klasik felsefenin yaklaşım açısından atçılığın, nominalizmin nerede durduğunu az çok şey yapabiliyoruz. Ve de bunları anlamak için kavramlarını incelemek, onun üzerinde düşünmek de iyi bir başlangıç olabilir. Çünkü oradan çıkartmak zorunda. Yani birisi kendine materyalist diyorsa, o zaman onu anlamak için yapacağımız şey özdeki kavramıyla başlamak ve oradan bir sistem oluşturmaya çalışmak. Ama birisi materyalist olduğunu düşünüyorsa kendi kafa yapısını ve ona aykırı şeyler de savunuyorsa, o zaman onları şeyden dışlamak durumundayız. Yani materyalizm, monizm değil mi? Monizmin ne olduğunu biliyoruz. Tek ilkenin gerçek olduğunu kabul etmek demek. Monizmin şeyi bu, anlayın bu. Spinoza bir monistti. Parmenides bir monist idi. Çünkü yalnızca töz var ya da yalnızca varlık var diyorlardı. Materyalizm de bir monizm. Yani görgücülük de bir monizm. Öyle dememiz gerekir. Çünkü bunlar kendi ilkelerinin, arkelerinin tek biricik varlık olduğunu düşünüyorlar. Ama şimdi biz kalkıp ben materyalistim diyorsa, ama tinler de var, tinsellikler de vardır diyorsa, o hemen monizmi bozmuş oluyor, materyalizmi bozmuş oluyor. Aynı zamanda ikinci, yani hem özdeğin hem tinin varlığını doğrulayabiliyorsa, öyle düşünüyorsa, o zaman ona dualist diyeceğiz. O materyalist değil. Çünkü materyalizm, monizm olması gereken bir bakış açısı. O zaman o kendi, ya en azından materyalist olmaktan çıkıyor. Materyalist ve tinselciyi birlikte taşıyan bir bakış açısı oluyor. Birlikte kapsayan bir bakış açısı oluyor. Şimdi burada kullandığımız yöntem usulümüze dayanıyor. Tüm bu incelemelerde usul kullanıyoruz. Kendi düşünce gücümüzü kullanıyoruz ve ona güvenmek zorundayız. Okuduklarımıza değil, önceden bize öğretilenlere değil, dine değil, ideolojiye değil. Kendi usulümüze ve felsefe tarihinde yapılan araştırma. Eğer ussal bir bakış açısından felsefe tarihine bakarsak, o zaman orada yapılanları yargılamak için daha iyi bir durumda olmamız gerekir. Nerede kaldık? Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kurgu yöntem
için monist ediyor diyor, hiç şüphesiz diyemeyiz. Ama diyemememizin çözümlemesini yapabilir misiniz? Yaparız. Şimdi, kurgul yöntem, Hegel'in yöntemi ve kavramın belirlediği bir yöntem. Şeye dikkat edin, yöntem kişinin belirlediği bir şey değil, öznel bir şey değil. Yani ben böyle bir yöntem oluşturuyorum deme hakkım yok. Yöntemi ne belirleyecek o zaman, yöntem belirleyen bir şeyse? Hegel yöntemi kavram belirliyor diyor. Şimdi kurgul yöntem kavram yöntemi diyeceğiz ya da usul yöntemi, Hegel'in yöntemi değil yani kişisel bir yöntem değil çünkü o bakış açısı Hegel'e özgü değil, nesnel. Kurgul felsefeden söz ettiğimiz yerde kurgul yöntemden de söz etmemiz gerekir. Aristoteles'in de felsefesi, Platon'un da, Spinoza'nın da kurgul ama yöntem konusunda bunlar Aristoteles ve Platon'da Yunanlılar'da genel olarak yöntem kaygısı yok. Spinoza'nın yöntemi ise biliyoruz ki geometrik yöntem dediği bir yöntem, yani aksiyomatik yöntem. Hegel'in ki kurgul yöntem, kavramın yöntemi. Yöntem, bu gördüğünüz dizgeyi, şu üçlülük yapısı bile, en temel üçlülük yapısı bile ya da şuradaki gibi, tüm bunlar Hegel'in keyfi belirlemeleri değil. Logos, doğa ve tin üçlüsü, bu nesnel bir belirleme. Hegel bunu icat etmiyor. Keşfediyor diye. İcat ve keşif, ikisi Arapça sözcüğü. Keşif, ortaya çıkarmak demek, icat etmek, yaratmak, bulmak ama şey anlamında bulmak. Türkçe karşılığı önerilmiş mi icadın? Buluş demiyor muyduk? İcat etmek, buluş yapmak. Yani apriori olmaması gibi, önceden var olan bir şey yapmak. Ya işte... Önceden var olanı bulmak, keşfetmek oluyor ama icat dediğimiz şey önceden var olmayanı. Yaratmak, sanat yapıtı, önceden var olan bir şey mi? Beşinci senfoninin temel motifi, bu şey mi? Beethoven'ın buluşu olan bir şey, keşif değil. Ama ona da buluş diyebiliyoruz, ona da yaratma diyebiliyoruz. Ve yaratma sözcüğünün, yaratma kavramının, daha sonra buna dönebiliriz, sık sık dönebiliriz. Yaratma kavramı yanlış anlaşılıyor. Yaratma kavramı da aslında var olanın, potansiyel olarak var olanın ortaya koyulması, burada sadece yaratmada, yaratışta o ortaya koyma ediminin bir öznesi var. Tanrı gibi bir öznesi var. Örneğin din için yaratma sözünde, yaratmadan söz ediyorsak din düzleminde, orada yaratıcı olan Tanrı. Ama Tanrı keyfi olarak yaratmıyor. Leibniz'e, Descartes'a ve başka rasyonelistlere, Malebranche, ona da bakarsanız orada şey görecektir, bu sorunu onlar düşünmüşler, karşılarına çıkmış ve tartışmışlar. Tanrı evreni yaratmış olduğundan başka türlü yaratamazdı, diyorlar. Bunun anlamı yine açık, bu ancak potansiyel olarak belirli olan bir içeriğin, bir kendindenin açığa çıkarılması, koyulması. Yani şey değil, şapkadan, boş şapkadan tavşan çıkarmak değil. Şapkada tavşan varsa, potansiyel olarak varsa oradan tavşan çıkarır. Ex nihilo nihil. Fit. Fit. Fit olmak demek. Orada olur gibi çevireceğiz. Anlamını biliyoruz. Yokluktan yok gelir. Hiçlikten hiçlik gelir. Ex nihilo nihilo. Hiçlik. Yokluk demek. Bir ilke. İlke. Söyle. Yasa gibi yani, ilke. Mantıksal bir bağlantı. Bağlantı ve ilkeleşiyor sonra da. İlke diyebiliriz, evet. Değil mi? Yokluktan yokluk gelir. Hegel, mantık biliminin ilk kavramını, varlık kavramını çözümlerken bu konuyu ele alıyor. Bu önemli. Ne diyor Hegel orada? Varlıktan yokluk gelir, yokluktan varlık gelir. Yani ex nihilo nihil'in bir yerde tersini söylüyor. Yokluk varlığa geçer, varlık yokluğa geçer. Bunu bağlaştırabilecek miyiz? Oluşun olması için. Oluşun olması için, evet. Yani birbirleriyle gerekli bir bağlantıya girmeye gerek yok. Oluşun olması için, şimdi bunlar Heraklitos tarafından, bu kategori Heraklitos tarafından çözümlenmiş. Ve Heraklitos şeyi görmüş, oluş kategorisini. Ya oluş kategorisini, hiçbir kavram yalnızca kendisi değil. Bağlantılı, her kavram bağlantılı. Dizgenin içinde bir moment, bir bileşen ve de bağıntılı olması, o bağıntının zorunlu olması ölçüsünde
o kavramın kendisinden daha fazla olması demek. Varlık kavramı hiç zaman kendi başına durmuyor. Biz onu soyutlayıp dolaşsız varlık olarak alabiliyoruz. Ama varlık aynı zamanda yoklukla bağlantı, dolayısıyla oluşla bağlantı, dolayısıyla her şeyle bağlantı. Yani dizgede en temel kavramlar, dedik daha önceki çalışmamızda, geçen hafta, daha sonraki kavramlar tarafından kapsanıyor. Hegel'in dizgesinin öyle bir şeyi var, özelliği var. Biraz bakalım dizgeye. Şimdi bu birkaç basamak şeklinde gidiyor. Bu sistematik bir şey değil, keyfi değil dedi. Bu Hegel'in buluşu, yani icadı anlamında uydurması, yaratıcısı değil, nesnel bir şeyin keşfet, nesnel bir şeyin konuşuyor. Şimdi şeyi düşünelim. Kavramların bağlantısını şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Ama bu kavramlar ne demek? Bunlar doğa kavramları değil. Örneğin şurada gördüğünüz şeyler, logosun ve öz alanı da var. O zaman açalım. Bunlar işlemiyoruz, tamam. Şimdi bu sistematik bütün yapı, tümsel yapıyı yine askabedisi dediği şey, yani mantık bilimi, doğa felsefesini ve tin felsefesini kapsıyor. Bütün var olan alanları kapsıyor. Yani bütün varlık alanını kapsıyor. Hegel'in askabedik dizge dediği yapı ve var olan dediğimiz zaman doğanın varlığını anlıyoruz. Çünkü doğa duysal bir şey, duysal bir alan, duyulurun alanı diyebiliriz. Tin alanı, tin en azından fiziksel dünyaya açık değil ama belli bir ölçüde o da açık ve tin alanı insanlığın kültürünün alanı, insan bilgisinin, insan bilincinin alanı. Bunun varlığından da şüphe duyamıyoruz. Çünkü düşünüyoruz, duyumsuyoruz, duygular duyuyoruz ve bu şey, tin alanı, tin alanı, doğa ve tin alanları bölümlemesi, ayrıca dedik yalnızca Hegel'e özgü değil, bu klasik felsefe tarihinin başından beri yapılan bir şey. Yani Aristoteles'e baktığınız zaman doğa felsefesiyle ilgili bir alan var. Ve tin felsefesiyle ilgili alan var. Platon'da da bu var tabii. Bir ön Sokratiklerde tin alanına geçiş yok. Tin, ön Sokratikler gerçeği, arkeyi sürekli olarak kendi dışlarında arıyorlar. Sokrates'te bir dönüm noktası oluyor ve insan kendi içine bakmaya başlıyor. Çünkü Sokrates iyi arıyor. Ve dolayısıyla tin alanıyla ilgili araştırma da gerekiyor. Şimdi doğal tin alanı şeyde de var. Klasik felsefede de var, Platon'da, Aristoteles'te de var dedik. Bunların varlığı doğal ve tinsel ya da özdeksel ve tinsel. Bu Hegel'in sisteminden görünüyor. Yani doğa alanı, tin alanı önceliyor. Bu Karl Marx'ın anlamadığı bir şey. Karl Marx Hegel'de diyalektik ters duruyor diyor. Tin önce duruyor diyor. Doğa sonra geliyor diyor. Aslında burada bir zamansallık ya da mantıksallık açısından bakarsak böyle bir ayrım yok. Karl Marx'ın sandığı gibi tam tersine. Doğa önce duruyor, tin sonra geliyor. Bir şey eleştiriyorsanız, eleştirdiğiniz şeyi kesinlikle bilmek zorundasınız. Materyalist'e göre de sadece özdek var, madde var. Başka bir şey yok. Gerçekten her şey görüngü, yanılsama, yanlış, uydurma, olmayan şeyler yapıyor. Şimdi materyalizme girmeyelim. Hegel'in burada bizi zorlayacak olan şey, doğanın varlığını kabul etmemize karşın, tinin varlığını kabul etmemize karşın, logosun varlığını kabul etmede duraksıyoruz ve bunu felsefe tarihinde de büyük problem olarak, felsefenin büyük problemi olarak görüyoruz. Yani logos, idealar alanı, kavramlar alanı, soyut alan nasıl var olur? Bunun yanıtı şeyde yatıyor. Varlık kavramına verdiğimiz içerikte anlamda yatıyor. Varlık dediğimiz zaman eğer fiziksel varlığı anlıyorsak, dikkat edin, duysal varlığı, fiziksel varlığı, özdeksel varlığı, doğal varlığı, dokunulabilir ya da tinsel varlığı anlıyorsak o zaman idealar böyle değil gerçekten. Bir ideası, varlık ideası, iyi ideası, güzellik ideası falan bunlar fiziksel dokunulabilir şeyler değil.
Ama nasıl varlık oluyor idealar? Var mı yanıt? Nitelik kavramı. Her şeyin niteliği var. Nitelik kavramı Platon'un Kur'an'ına göre meteksis yapıyor. Yani her şey niteliğe katılıyor. Her şeyin bir niteliği var. Ama nitelik kavramının kendisi nerede? Nitelik kavramı ya da nitelik ideası, Platon ideal diyecek ya da form, aslında ideal form demek. İdeal ya da ide ya da eidos, bunlar şey. Platon'un kullandığı sözcükler ve bunların varlığı, ideaların varlığı fiziksel değil, timsal de değil. Yani ne doğaya sınırlı, ne dine sınırlı ama bunlardan ayrı. Aşkınsal diyebiliriz, transandantal. Yani idealar herhangi bir fiziksel ya da tinsel varoluş alanında bulunmuyorlar. Çünkü burada bir nitelik diye bir şey ya da genel olarak idealların hiçbirini şey yapar. Alt da değil bunlar, Moniuslerin sandığı gibi. Bunlar varlık taşıyorlar ve varlık taşımalarından doğal bir şey olmaz. Çünkü bunlardan söz ediyoruz. Bunlar şey... Var olmaları, fiziksel olmaları demek değil, şey olmaları, tinsel olmaları da demek değil ama fiziksele ve tinsele katılıyorlar. Şimdi Hegel'in düze felsefesini inceleyeceğiz. Orada örneğin devlet kavramını aldığımız zaman ya da devlet ideasını aldığımız zaman devlet ideasının fiziksel, pozitif devletlerden ya da real devletlerden ayrı bir şey olduğunu düşüneceğiz. Değil mi? Devlet ideası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle eşit değil. İsveç devletiyle ya da Amerika Birleşik Devletleri'yle eşit değil. Devlet ideası nedir? İdeal gibi bir şey bu. Devlet ideası devletin tam kavramı demek. Eksiksiz kavramı demek. Yani eğer insan haklarına uymayan yasalar içeriyorsa bir devlet, o devlet devlet kavramına uygun değil. Değişmesi gerekir. O yasaların kaldırılması yerine insan haklarına uygun yasaların gelmesi gerekir. Bunu ne belirliyor? Yasaların iyileşmesini, daha ustal olmalarını, daha özgür olmalarını, daha iyi olmalarını belirleyen şey devlet adamlarının ya da halkların keyfi, istençleri değil. Bir şekilde onlar da şey buluyorlar, nesnef ideayı buluyorlar, keşfediyorlar, yaratmıyorlar ama keşfediyorlar ve devletlerini ona göre organize ediyorlar. Şimdi bu olumsuz bir şey. İdea dediğimiz şey olumsuz. Yani var değil, yok. Ama bu olumsuz olan şey, bütün pozitif varlığı, bütün olumlu varlık alanının üstündeki güç. Öyle görünüyor. Devlet ideası, türe ideası, türe adalet sözcüğünün yenisi, türe ideası, bu ideanın ne içerdiğini kavrarsak, o zaman realitedeki türenin ölçüsünü, boyun ölçüsünü alabiliriz. Türe. Türe ideası eşitliği, haksızlığın giderilmesini, eşit dağılımı, yani mülkiyetin, yönencin eşit dağılımı. Örneğin yönencin eşit dağılımı türe ideası da kapsanıyorsa, o zaman buna istediği kadar karşı çıksın, karşı çıkanlar. Bu ancak geçici olabilir ve sonunda insanlık türe ideasının neyi istediğini anladığı anda onu uygulayacak. Amerikalılar bu konuda şeyler, çok gerideler türe ideası konusunda. Orada gelir dağılımı çok dengesiz, öyle diyebiliriz. Nüfusun %3-5'i bütün yönencinin %40'ını elinde tutuyor. Yani bu şey bir türe ideasına uygun bir durum. Avrupa'da bazı Avrupa ülkelerinde, Kuzey Avrupa ülkelerinde bu dağılım eşitsizliği daraltılmış. Eşitleme daha ilerlemiş ve bu bize ustal gibi görünüyor. Doğru gibi, moral olarak doğru olan bu gibi görünüyor, iyi olan bu gibi görünüyor ve İsveçliler bunu icat etmiyorlar, bunu keşfediyorlar ve anladıkça o eşitsizliği gidermeye çalışıyorlar. Bu bir anda olabilecek bir şey değil. Mülkiyet eşitlenmesi gibi bir şey saçma. Herkese eşit mülkiyet verdiğiniz zaman türe ideasına, türe idealine erişmiş olmayacaksınız değil mi? Hatta reddetmiştir. O zaman türeyi çiğnemiş olacaksınız aslında efendim. Hatta reddetmiş. Hatta evet, olumsuzlamış, bozmuş olacaksınız. Yani çünkü o zaman eşitsiz olana, eşit yetenekte olmayana, çalışma tempoları, emek harcamaları farklı olan, değişik olan insanlara eşit karşılık vermiş olacaksınız ve haksızlık yapacaksınız. Türe ideası nedir? Bunu
kim anladığı anda bunu uygulamaması söz konusu değil. Ve insanlık bunu keşfediyor. Bunu felsefeden öğrenmiyorlar. Şimdi burada kritik nokta geliyor. Hegel'in Minerva'nın baykuşu benzetmesi, bu düzle felsefesinin ön sözünün sonunda onu görebiliriz. Şimdi insanın Homo'sa geçen hafta konuştuğumuz konu ile ilgili tarihte ne oluyor? Tarihte Homo sapiens kendi özünü, potansiyelini realize etme sürecine giriyor ve değişik kültürel biçimlerden geçiyor. Tarih felsefesi din görüngü biliminden ayrı, din görüngü bilimi tarihten daha geniş kapsamı var. Ama tarihte de benzer bir süreç var. Bilinç biçimlerinin bir şeyi evrim ama tarihte İstencin, özgürlüğün süreci inceleniyor. Tiğin görüntü bilimi daha geniş. Şimdi tarihte ne oluyor? Tarih Homo sapiens kendi özünü realize ediyor ve politik olarak realize ediyor. Şimdi burada dünyanın nasıl olması gerektiğini diyor Hegel, oradan alacağız. Şu satır. Okuyabiliyoruz değil mi? Biraz fazla bir oldu. Felsefe sahneye her zaman geri çıkar. Şimdi Homo sapiens'in ortaya çıktığı, ne zaman 100 bin ya da 500 bin yıl önce ortaya çıktı. İşte Homo sapiens'in birisi, ideal devlet yapısı budur, buna göre organize olun deseydi, zor iş çok kolay bir şekilde ve kısa süre içinde bitmiş olacaktı. Ama böyle bir şey yok, böyle bir şema yok. Böyle bir şema apiriori var ve Homo sapiens o apiriori kendi potansiyelini realize etmek için ortaya çıkıyor. Homo sapiens rastlantısal bir ürün değil. Klasik felsefeden çıkardığımız sonuç o. Dinin şeyine benziyor belki ama dinin tasarımından ya da yaklaşımından, yolundan daha çok daha yüksek. Homo sapiens'in ortaya çıkması bir zorunluluk. İnsanın ortaya çıkması. Bugün biyoloji felsefesi henüz teleoloji kavramını anlamış değil, yarı anlamış durumda. O konuya yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Telos, erek demek ve mekanik ve kimyadan ayrı bir kategori, onların ikisini de kapsayan ama onlardan daha yüksek bir kategori. Bütün evrenin varoluşunu yalnızca mekanik ve kimya yönetmiyor. Kuantum kuramı, görevli kuramı falan bunlar mekanik alanının kuramları biliyorsunuz. Bunlar oradaki süreci anlamaya çalışıyorlar. En azından Big Bang kuramında bile bir açının gelişim sayıntısı var, hipotezi var. Çünkü patlamayla birlikte ne oluyor? Bir süre sonra şeyler, şekillenmeler başlıyor değil mi? Kuarklar oluşuyor, protonlar, nötronlar, efendim? Hidrojen mi açığa çıkıyor? Yani o hidrojenin oluşması için o protonun, nötronun kendi açığa çıkması, oluşması, elektron. Yani orada bile oluşum şey değil, rastlantısal değil. Elektron oluşmak zorunda. Proton ya da onun bileşeni olan kuarklar oluşmak zorunda. Bu da bir tür telos. Ama bu mekanik alan ve mekanik alanda telos en zayıf durumunda duruyor diyebiliriz. Kimyada kimyasal moleküler ya da atomların kendi aralarındaki ilişkiler alanında orada da şey var, bir zorunluluk var. Ama kimya mekanikten ayrı, teres alanında ya da bu iki alanın da üstünde olan, ikisini birleştiren organik alanda öyle diyebiliriz. Orada şey çıkıyor, DNA ortaya çıkıyor. DNA'nın ortaya çıkması, çekirdek asitlerin ortaya çıkması rastlantısal değil, kaosun bir şeyi değil, şans ürünü olarak ortaya çıkan bir yapı değil. Bu klasik felsefenin bakış açısından böyle görünüyor. Evrenin ustalığı bakış açısından böyle görünüyor. Bu oluşumlar, yani bitkiler dünyası, hayvanlar dünyası ve sonunda Homo sapiens'in ortaya çıkması bu şeydi. Şans sorunu değil, tombala sorunu değil, piyango sorunu değil, bu zorunlu. Ve zorunlu bilen faktör şey, teleolojik süreç, teros, teros elektronik. Şimdi Homo sapiens böyle yaratıldığı zaman, ortaya çıktığı zaman Homo sapiens doğadan daha çoğu var. T'nin doğadan daha çoğu olduğunu kabul etmek o kadar zor bir şey değil. Anlamak zor olabilir. Ama anlamadığımız bir bağıntıya, kurgu felsefede anlamadığımız için onu hemen reddetme tutumuyla yaklaşmamalıyız. Bu şey baştan anlama şansını silecek olan bir önyargı. Yani bir şey anlamıyorsunuz. Diyelim işte Teos'un nasıl olduğunu ya da Homo sapiens'in ortaya çıktığı durumda daha ilk ortaya çıkar çıkmaz aynı zamanda da tinle yüklü olduğu doğada dedik yineleme var. Sürekli daire çiziyor.
doğa başladığı yere geri dönüyor. Sürekli olarak kendini yeniliyor. Doğadaki türler açısından ya da bireyler açısından yaşanan süreç bu. Ama tin alanı öyle değil. Tin alanı gelişme alanı. Tin alanının da yineleme alanı olduğunu düşünmek olanaklı ve tarih yinelemeden oluşur diyenler var biliyorsunuz. Bunlar da şey, tarihi bitkiler dünyasına, hayvanlar dünyasına benzedik. İnsan sürekli kendini yineliyormuş gibi falan barbarca bir şey söylüyorlar aslında. Öyle değil. Tarih, süreç, süreç demek, yineleme demek değil, ilerleme demek ama daha da doğru terimle konuşursak gelişme demek. Gelişmek, telos içerir dersek bu kavramsal bağlantı. Bunu kendi kafanızda irdeleyerek, yoklayarak bulabilirsiniz. Eğer gelişme varsa yalnızca bir ilerleme yok ama erek, belli bir hedefe doğru giden bir ilerleme var ve o hedef erek, telos. Homo sapiens'in ereği nedir? Özgürleşme. Özgürleşme, Homo sapiens'in şey, kendi içinde olan istençten başka bir şey değil. Özgürlük ve istenç bir, buna dikkat edelim. İstek, tam tersine istek, insanın şey, doğal yapısından gelen, içsel yapısından gelen ve insanın denetlemediği, denetleyebileceği ama isteyerek ortaya çıkanmadığı bir şey. İstediğimi isteyemem. Ama istenç, istediğimi isteyebilirim demek. Bir şey beni bir yere dürtebilir. Ayartabilir, yöneltebilir, bir eğilim, bir alışkanlık beni belirlemeye çalışabilir ama ben istencimle o isteklerin, o eğilimlerin, o dürtülerin, itkilerin, içgüdülerin üstesinden gelebilirim ve o benim özgürlüğüm. Bunu özgür bir varlık yapabilir. Hayvan her zaman itkilerinin, alışkanlıklarının, eğilimlerinin peşinde. Çünkü İrade ve istenç. Aynı şey. İrade, istenç. Duyunç, vicdan. Duyunç dediğimiz zaman istencin belirli bir kipi, belirli bir biçimi ama da şey yani duyunç ve vicdan. Şimdi birkaç tane yeni sözcük var. Türe, adalet. Duyunç, vicdan. Ve de istenç, irade. Özdek maddeyi biliyoruz. Türkçenin arılığı sadece biçimsel bir şey değil ama aynı zamanda anlamamızı kolaylaştıran bir şey. Çünkü vicdan hiçbir şey göstermiyor ama duyunç hiç olmazsa duyguyla bir bağlantı kuruyor. İrade tamamen yabancı bir sözcük. İstenç, istenç özgürlüğü, genel istenç, bu tür kullanımlar yani istenç sözcüğü bize şeyi gösteriyor. İşte istençle, istekle, istemeyle bağlantısını gösteriyor ama dediğimiz gibi istenç ve istek bir anlamda karşılık anlamda, özgürlük açısından. Duyunç iyi ve kançası mı? Kötü. Vicdan. Conscious. Evet. Consciousness. Almanca'da ne oluyor? Ne oluyor da Almanca'da? Gewusst. Evet. Bilinç. Gewissen. Gewissen. Evet, gewissen. Bilinç. Şimdi şey, bilinç, istenç. Öz Türkçe kullanmak, arı Türkçe kullanmak sadece bir şey değil, süs değil, bir yenilik uğruna yenilik değil. Özsel olarak kavramayı, anlamayı kolaylaştıran bir şey. Soyut ve somut, antiparantez yapalım. Soyut ve somut sözcüklerini şey yapıyoruz değil mi? Başından beri kullanıyoruz. Onlar o sözcüklerden önce kullanılan sözcükleri duyduğunuz zaman gülüyorsunuz. Çünkü şey ne anlam, anlamlı geliyor ne de güzel geliyor. Müşesseh ve mücaz. Müşahas. Bir müşahhas ve öteki neydi? Mücerreh. Mücerreh ve müşahhas. Soyut ve somut. Biri soyut, biri somut. Hangisini istersiniz? Şimdi müşesseh ve müracaah. Bunlara alışan bir insan, alışan bir kuşak soyut ve somuta geçtiği zaman diyor ki bunlar şey, berbat sesler, çok çirkin, iğrenç şeyler, bunlar kullanılmasın filan. Neden geliyor ki? Bu yeniliğe karşı olan insan yeniliği görmek bile istemiyor. Yani onu uygulamak bir tarafa, onun varlığına bile tahammül edemiyor. Bu açıkça bir hastalık. Tutuculuk denen şey, değişime direnç denen şey, öyle değil mi? Alışkanlığına, aykırı bir şey, durumla karşılaştığı zaman oradan alışkanlıktan kurtulamıyor. Dedik alışkanlık şey. Hegel bu kitapta bir yerde alışkanlık ölümdür diyor. Alışkanlık dediğimiz şey yinelemeden başka bir şey değil. Yineleme ise ilerlemeyi, gelişmeyi, değişmeyi, yenileşmeyi yasaklamak demek.
alışkanlık şey insanı kontrol ederse o zaman gerçekten o da bir tip kölelik ya da ölümle ilgili dediğim gibi alışkanlık olabilir ama önemli olan alışkanlığın kölesi olmamak, gerektiğinde değişebilmek. Arapça sözcüklere, Osmanlıca sözcüklere alışmış olabiliriz ama Atatürk devrim yaptı, dil devrimi. Lenin başaramadı bunu, Ruslar başaramadılar. Hala şeyi kullanıyorlar, Çarlık alfabesini kullanıyorlar. Atatürk alfabeyi değiştirdi ve pek çok şey, sözcük üretti, pek çoğunu da kendisi üretti bunların arasında. Ve de orada aslında Türk timinde, modern Türk timinde en başarılı olan alan ve de biricik başarılı alan dil bilim alanı. Dili temizlediler, güzelleştirdiler ve Türkçe'de ben fizik çevirisi yaptım, tarih çevirisi yaptım, ruh bilim çevirisi yaptım. Yalnızca ve yalnızca şeyi görebilmek için, Türkçenin bu bilimleri kaldırıp kaldıramayacağını görmek için. Örneğin David Bohm'un özel görevli kuramı. Tabii ki bu kendinde de değerli bir şey, çalışma. Ama onu okursanız göreceksiniz, aşağı yukarı her sözcük son derece rahat bir şekilde Türkçe olarak verilebiliyor ve momentum, devinirlik diye önermişler. Kavramı da anlatıyor. Dedik, yabancı sözcük bize kavram ve kavrama götürmüyor ama devinirlik sözcüğü momentumun kavramını neredeyse şey yapıyor, saydam olarak gösteriyor. Pek çok sözcük öyle. Uzay sözcüğü, Arapçası nedir uzayın? Teza, anlamsız bir sözcük. Uzay sözcüğü, uzanma ne bileyim, yani bu tür şeylerle bağlantı içinde. Ve de özdek sözcüğün en güzellerinden birisi. Çünkü özdek, özün bir kategorisi, öz alanına ait bir kategori pardon. Ve özek sözcüğü, o da şey, o da özdekle ilgili bir kavram. Ve de o da öz alanına ait ve Türkçe'de de onu doğru bir şekilde özden türetmişler. Öz sözcüğünün şeyi bu, yararı bu kavrama uygun. Oradan türetilen özgürlük dedik. Özgürlük çok çok daha uygun çünkü İnsanın özünden gelen bir dinamiği belirtiyor. Ve de özgürlük dediğimiz şey de o zaten. İnsanın özünün kendini ortaya koyabilmesi. Bitkinin özü o kendine döngüsel olarak ortaya koyuyor. Ama insanın özü gelişimsel bir öz süreç daha doğrusu. Ve o süreç o özde potansiyel olarak bulunuyor. Homo sapiens'in üstünlüğü bu. Tin potansiyel olarak Homo sapiens'in şey, bir verisi. Din bunu Tanrı tarafından verilmiş olarak görüyor. Şeyler, görgücüler böyle bir veriyi görmüyorlar çünkü bir a priori yok diyorlar. Doğuştan düşünceler diye bir şey yok. Onların böyle bir açıklaması sorunu yok. Kültürü nasıl açıklayacaklar? İnsanın kültürü nasıl yarattığını açıklayacaklar? Bilmiyoruz. Açıklayamayacaklarını biliyoruz sadece ve o yüzden o alanda ciddi bir tarih felsefesi yok. Ciddi bir kültür felsefesi yok. Tabula rasa kuramıyla eğer tarih felsefesi yapabiliyorsanız o ancak şey olabilir, icat, invention olabilir, fiction olabilir, kurgulama, uydurma olabilir. Çünkü tarih kavramının kendisi özün gelişimini, insanın özünün gelişimini anlatıyorsa şeyde, görgücülükte, Anglo-Sakson felsefecilikte öyle bir özellik yok. Schopenhauer daha da eksantrik çünkü o insanın özsel olarak kötü olduğunu düşünüyor. Bu dünya en kötü dünya, insan da olabilecek en kötü varlık. Yani bu şey, iyilik kötülük konusu, iyilik kötülük konusunda da ustal varlık için iyilik değil, kötülük değil ancak iyilik bir erek olabilir. Aristoteles her şeyin iyilik uğruna var olduğunu söylüyor, her şeyin ereğinin iyi olduğunu söylüyor. O teleolojik bakış açısı. Ama onun iyisi sadece moral iyi değil tabii. Evrenin varoluşunun iyiye yönelmiş olması, moral bir yönelme değil. Şey, daha genel anlamda diyeceğiz. Teleolojik bir iyi var orada. Şimdi buraya bakalım. Buçuk yaptık. Geldik mi? Geçtik mi? Yok, tamam. Tamam. O zaman buraya başlamadan önce ara verelim. Ondan sonra çünkü bu şey, uzun bir konu olacak felsefenin ama yararı nedir, ilgisi nedir, amacı. Bunları şey yapacağız, ele alacağız. Evet. Şimdi geçen şeyde yarıdan takıldığımız noktaları başlattık. Yani vardı, doğal olarak vardı ve hepsine girme şansımız yok. Ama
özel olarak iyi formüle edebildiğiniz durumlar varsa onları ele alalım tekrar. Deneyimler bilgi kaynağı kabul edilebilir mi? Şimdi ve bilimin kaynağı neden eski Yunan'da başladı da Çin veya işte daha Batı Avrupa'da ve mesela İngiltere'de, Amerika'da başlamadı? Evet, şimdi ikinci soru, yani niye Yunanistan'da başladı da başka yerde başlamadı sorusu. Bu konu, bunu süreçte şey yapacağız, daha kavramları çözümledikçe, Ege'nin ne yaptığını daha yakından izledikçe onun yanıtı da oradan gelecek. Yani şimdi böyle bir soruya verilecek herhangi bir yanıt, kısa bir yanıt, şey gibi görünüyor, bir klişe gibi görünüyor. Yani ben insanların ön yargılarına uymuyorsa nefret ediyor ve reddediyor. Yani şimdi Kara Athena diye bir kitap var. Bilen var mı bu kitabı? Bilen varsa lütfen işaret etsin. Kara Athena. İki kişi mi? Siz? Kara Athena. Kimdi onu yazan ülke? Martin Bernard. Kara Athena'daki tez nedir? 5 dakika konuyu şey yapabiliriz. Yani Yunan kültürünün kaynaklarının esasen Afrika ve Asya'da olduğuna, Yunanistan'ın yani özgün bir kültür olmadığına, aslında Afrika ve Asya kaynaklarından esinlenerek bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Afrika derken Mısır'ı mı kastediyorum? Evet. Afrika genel olarak şey Batı'nın içinde alınıyor. Yani Hegel Batı dediği zaman Kuzey Afrika'yı olduğu gibi onun için. Çünkü Kartaca var orada, Mısır var. Bunlar Roma, Yunan ve Roma kültürüyle, tiniyle bütünsel, bütünleşmiş olan kültürel noktalar. O yüzden Afrika deyince çünkü bir de Mısır'ın güneyi var. Oradan Mısır'da önceleyen bir uygarlık var. Onu konuşmuştuk geçen hafta. Numibya. Numalar ya da Nubalar, her neyse, o çok şey değil. Belli açıdan çok önemli bir nokta, çünkü ırkçılıkla ilgili bir sorun. Çünkü zencilerin, resmen kıvırcık saçlı, Karadenizli zencilerin kültürü başlatmış olduğu ve Mısır'ı önceledikleri gösteren şeyler var. Bulgular var, yani yontular var, heykeller falan. Ama Mısır, o da şeye ait, Batı'ya ait. Doğu deyince genel olarak şey, şimdi bunlar çok göreli terimler. Doğu deyince Hindistan'ı ve Çin'i düşünebiliriz. Yani o zaman bütün Orta Doğu'yu Batı'ya katmış oluyoruz. Ama Yunan-Roma dediğimiz zaman onu Mısır'la, Mezopotamya ile ayrı olarak görebiliyoruz. Bunları yanlış anlamamak için gerekirse ayrıntıyı dikkate almak ya da sormakta yarar var. Şimdi o tez Yunan tininin tamam, bunu Yunanların kendileri de reddetmiyorlar. Şey de pek çok Batı, yani genel olarak Batı'da da Yunanistan'ın Mezopotamya ve Mısır'a kültürel olarak dayandığını reddeden bakış açıları yok. Yunan felsefenin ve bilimin başlangıcının Yunanistan'da olması gibi bir tez var ve buna karşı çıkıyorlarsa o zaman Mısır'da ya da Mezopotamya'da şeyin gösterilmesi gerekir. Felsefenin, geometrinin, bilimlerin geliştiğini, örneklerini gösteremiz. Böyle bir örnek yok, böyle bir şey yok. Mısırlar piramit yapmayı biliyorlar, mühendislik işlemleri biliyorlar ama Mısır'da bir öküdes yok, Mısır'da bir arşimet yok. Yok, ne de Hindistan'da var, ne de Japonya'da var, ne de Çin'de var. Yani bu şey önemli ayrım. Burada bir şovenizm, ulusalcılık suçlamasını yapanların kendileri şovenizm yapıyorlar. Çünkü burada şovenizmin ne anlamı var? Yani eğer Öküdes Mısırlı olsaydı, Mısır'da yazmış olsaydı kimse onu reddetmeyecekti. Ama Öküdes şeyden sonra Yunan matematiğinin birikiminden sonra onu toparlayıp formüle etti ve ya da bir kitap bir sistematik, aksiyomatik yönteme göre kurulu bir bütün haline getirdi. Yunanların genetiğiyle, Yunanların ırksal özellikleriyle falan bir bağlantısı yok. Bunu Mısırlar yapamazlar. Mısırlar geri değillerdi entelektüel olarak ya da en azından ırksal olarak entelektüel bir gerilikleri yoktu. Kültürel bir gerilikleri vardı. Çünkü rahipler orada rahip kültürü, rahip tini bilimin gelişmesine izin verecek bir tin değil. Bu bir aksiyon gibi bir şey. Yani bir rahip, yani doğaüstü güce, Tanrı'ya inanan
kutsal, tanrısal bilgiler diyelim onun kendi bakış açısından. Öyle bir kültürü taşıyan bir insanın geometrici olması, felsefeci olması, bu şey çelişkili olur. Yani şeyler ne yapıyorlar? İslamik felsefeciler ya da Hristiyan felsefeciler. Bunlar eğer İslamik, Müslüman ya da Hristiyan niteliğini taşıyorlarsa kendilerini o bakış açısına bağlayarak konularına eğiliyorlar ve konularını bozuyorlar. Yani içeriğini, ellerine, önlerine aldıkları içeriği bağımsız olarak irdelemek yerine kendi dogmalarına uyarlamaya çalışıyorlar. Öndeki nesneyi yorumluyor, kendi dogmasına dogma olarak kabul edip ne felsefe yapıyor sonuçta, ne bilim yapıyor. Mısır rahipleri mesela yapıyorlar, toplama çıkarma, bazı geometrik işlemleri de yapıyorlar. Yani bir piramidin yüksekliğinin ne olacağını bize koyuyor. Teoremi dediğimiz teoremin yardımıyla adını o vermeden, o teoremin öyle bir, o işlemin öyle bir teoreme bağlı olduğunu bilmeden ama alışkanlıkla ve yöntemsel olarak onu yapıyorlar. Çünkü o şey, diğer kolay bir şey değil mi? Pisagor teoremine göre gölgelerden, uzunluklardan yararlanarak bir piramidin yüksekliğini ölçebilirsiniz, gidip cetvelle ölçmeden. Ayrıca da o mimari o kadar şey ki, ince bir mimari ki Mısır mimarisi, onu şeyler köylüler yapamaz, Sertler yapamaz, köleler yapamaz. Yani onu ancak o konuda teknik açıdan çok gelişmiş olan bir kültür yapabilir. Ama yine de Mısır'da bir geometri yok. Mısırlar, Yunanlar tıpı geliştiriyorlar, tıp. Mısırlarda da var, bir şeyde de var, Mezopotamya'da da var ama büyüyle karışmış biçimde ve şey değil, özgür ve nesnel bir bilim olarak yapılmıyor ama Yunanlar tıbba aşağı yukarı modern biçiminde, modern biçimini kazandırıyorlar ve bugün doktorlar Hipokrates adına yemin ediyorlar. Yani etik olarak da şeyleri aynı, yöntemleri aynı. Yunanların, eski Yunanların, Romalılar çok büyük katkılarda bulunmuyorlar. Romalılar askeri bir din, imparatorluk dini ve onların şeyleri farklı, ilimleri. Ama Yunanların yaptığı şey, şimdi ona geleceğiz. Bu Yunanlılar konusu asla bizim temamızdan bağımsız değil. Çünkü Yunanlılar ne yaptılar? Yunanlar bir kültür modeli oluşturdular, öyle mi? Demokrasisiyle, felsefesiyle, tıbbıyla, geometrisiyle, biyolojisiyle, fiziğiyle, daha başka güzel sanatlarıyla, astronomiyle, evet, gökbilimiyle ve başka unuttuğumuz şeyler varsa burada, onlarla birlikte bir kültür modeli geliştirdiler. O kültür bugün dünyanın örnek aldığı kültür ya da model olarak kabul ettiği kültür. Ülkede bu böyle. Gidip bugün insanlık Arapların kültürünü model olarak almıyor. Çünkü orada şey yok, demokrasi yok. Orada birey yok, kul var. Orada sürekli olarak otorite altında, yetki altında duran boynu eğik insan var. Yarı köle ya da kul diyebileceğimiz bir kimlik var. Bir de o tim içinde ne bilim yapılıyor, ne güzel sanat yapılıyor, ne de felsefe yapılıyor. Sınırlı. Arap timinde şey var, İslamik dogmalar gereği belli sanatlara getirilen yasak var. Resim yapamazsın. Çünkü resim yaparsan çeşitli nedenlerle, çeşitli açıklamalarla o şey olacak, yanlış bir şey olacak ve yalan olacak. Yani o yasaklanıyor. Bilim, şimdi bugünlerde bazıları formüle ediyor, işte bizler yaratamayız çünkü yaratma Tanrı'nın işidir. Bizler işte Batı'nın yarattığını alıp uygulayabiliriz. Aşağı yukarı böyle bir formülasyon var. Bir takım insanların dilinden dökülüyor bunlar. Duydunuz mu bilmiyorum. Bakan söylüyor bunu. Bir bakan, hangi bakansa söylüyor ve ne diyor tam olarak? Biz yaratamayız. Yaratma, create, yaratmak bu Tanrı'ya özgü bir şeydir. Yani şimdi düşünün, siz geometriyi yaratamazsanız o zaman şey kalırsınız, sefil olarak kalırsınız yani yaratanlar karşısında. Tıbbı, fiziği, başka bilimleri, felsefeyi yaratamazsanız o zaman gerçekten sefil olarak kalırsınız. Niye sefil? Çünkü şey, bilgisiz kalacaksınız, zayıf olacaksınız.
başka pek çok şey var. Yani etik olarak sefil olacaksınız. Çünkü özgürlük olmadan kul tininden kurtulmak olanaklı değil. Gelenek tininden kurtulmak olanaklı. Gelenek tini az önce konuştuğumuz alışkanlıkla aynı şey. Öyle geldiği için bir takım normlar kabul ediliyor. Onlar sorgulanmıyor. Sürekli yineleniyor ve toplumun gelişmesinin, bireyin gelişmesinin önü kapanıyor. Kendini yineleyen Çin gibi, Hindistan gibi ölü tinlerden ya da ölü kültürler ortaya çıkıyor. Ya da kendi işlerinde minimal değişime izin veriyorlar. Çin alfabesinin harflerinin sayısı artıyor. Kimin yerine 3000, 4000 oluyor ama yine aynı hantal alfabe, aynı kullanışsız alfabe. Bu gelişim değil. Müzikte şey yok, yenileme var sürekli olarak. Ama özgür kültür o alanın potansiyelini sonuna kadar ortaya çıkarabiliyor ve bu yaratma değil. Yani sanatçı yaratır diyoruz. Yaratıcılık daha çok sanata ayrılan bir şey gibi görünüyor ama orada da aslında nesnel olanın bulunuşu diye bir şey var. Yani sanatçı güzeli yaratmıyor, güzeli buluyor. Çünkü güzel a priori belirli olan bir şey. Güzellik şey değil, özgünlük demek değil. Özgünlük ne demek? Kişiye özgü, orijinal, benzersiz. Sadece o kişiye, o kültüre ya da o her neyse o bireyselliğe özgü bir şey. Yani bu yaratma ve özgünlük arasındaki ilişki nedir? Yaratma ve özgünlük arasındaki ilişki dedik. Yaratma, eğer nesnel olanın ortaya koyulması, ortaya çıkarılması ise burada özgünlük var mı? Aslında var çünkü kendisi de özne olarak o nesneyi ortaya çıkartıyor. Evet. Onun özgünlüğü. Şurada dinlediğiniz melodik motif. Bu yaratım. Ama bunun nesnel bir şeyi de var. Formül de var. Majör bir evet. Ve bu aslında bir bakıma potansiyel olarak bulunmayı bekleyen bir motif. Orada bile şey var, nesnellik var. Şimdi özgünlük tamamen bireyselliğe indirgenebilecek bir şey gibi görünmüyor. Eğer öyle düşünürsek özgünlüğü evrenselden uzaklık olarak, nesnellikten uzaklık olarak düşünürsek, idealden uzaklık olarak düşünürsek özgünlük Hegel, özgünlük sanatta kötü olanı oluşturur diyor. Sanatın elimine etmesi, sanatçının elimine etmesi gereken öğeyi oluşturur. Çünkü özgünlük sanatçının kendi kişiliğinden gelecek. Nesnellikten ya da evrenselden değil ama onun kendi kişiliğinden gelen bir uyumsuzluğu anlatacak. Bütün 20. yüzyıl sanatı hemen hemen öyle zaten. Söyle. Bütün 20. yüzyıl sanatı hemen hemen öyle zaten. Tabii. Resimde, müzikte. İnsanlar işte şey diyorlar, farklı bir bakış açısından bakıyor. Bu tamamen banalitenin anlatımı gibi bir şey görünüyor. Çünkü ne demek farklı bakış açısı? Yani pek çok şeyde bu klişeyi görüyorsunuz, okuyorsunuz. Farklı. Nedir o fark? Sadece farklılık, sadece ayrılık, sadece ayrımlı olmak bir şey değil. Olma bir faktör değil kendi başına. Çirkin de farklı olabilir. Beceriksiz, ustacı olmayan bir yaklaşım da farklı olabilir. Yani burada klasiğin idealine yönelmenin tam tersi var. Ondan uzaklaşma ve tikele, olumsal olana, sonuçta değersiz olana ve güzel olmayana ya da ustal olmayana doğru bir giriş var. Bu şey. Özgünlük denilebilecek olan şey. Yani bu bizim ön yargımıza çarpan bir şey. Özgünlük sanatta kötü olanı oluşturur. Eğer ideali sanatı güzel sanat olarak anlıyorsak, o zaman orada idealle bağlantıyı görüyorsak, bunun bir vargısı, bir sonurgusu, bir korollerisi, sonurgusu, özgünlüğün sanatta, güzel sanatlarda aslında güzel olmayan ve kişisel olan, öznel olan ve olmaması gereken öğeyi oluşturduğu. Bu şey, doğal bilincin ön yargılarına ters düşen bir şey. Çünkü güzellik nesnel, güzellik ideal. İdeal nesnel, ideal şey değil, özgün değil, ideal kişisel değil, ideal öznel değil. Güzellik ideası, nesnelliği anlatan bir terim. İdeal form, ideal biçimi anlatıyor. Ve de güzel sanat yapıtının ulaşmaya çalıştığı hedefi anlatıyor. Bir müzisyen
güzel yaratmaya çalışıyor, güzeli yapmaya çalışıyor. Rastgele herhangi bir şey yapmaya çalışmıyor. Ama bunu silerseniz, o zaman güzeli müzikten soyutlarsanız, müzik o zaman şeye dönüyor, gürültüye dönüyor, uyumsuz, düzensiz, asimetrik. Yani güzelliğin tüm öğelerini reddeden bir müzik anlayışı ya da bir resim anlayışı var. Sistem müzik ya da resimdeki kübizm aynı şey. Evet. Bunu yatsıyor aslında. Tabii ki. Yani Picasso bilinçli olarak da Picasso gibi kübistler ya da modernist sanatçılar bunu bilinçli olarak yatsıyorlar. Çünkü onun psikolojik şeyleri var, açıklamaları var, psikolojik zeminleri var. Yani normal olarak insan duyarlılığının, duysal yetisinin güzele yönelik olması gerekir ama kim insanlar, yani niye Schopenhauer bu dünya olan dünyaların en kötüsüdür diyor ya da niye öyle olmasını istiyor sanki ve Leibniz niye onun tersini düşünüyor? Bunlar psikolojik şeyler, yaklaşımlar. Orada önemli olan psikolojinin usta olup olmaması ve dünyanın iyilikle birleşmesi, iyiyle birleşmesi, bu dünyanın olanaklı en iyi dünya olması düşüncesi ussal. Bunun tersi us dışı. Çünkü şey gibi görünüyor, insan kötüyü ister gibi bir bağlantı var o Schopenhauer'ın varsayımında. İnsan kötüdür. İnsan iyi midir, kötü müdür? Kötüdür. İyidir ve kötüdür. Tek ya, şimdi şeyi uygulayalım, ya ya da tarzında yanıtlar yaklaşmak şey geçerli. Yanlış yani, çünkü insan iyidir dersen herkes sana insanın kötü olduğunu gösteren sayısız örnek getirir. İnsanın kötü olduğunu ileri sürersen yine tersi örnekler sınırsızca bunlar. İnsan iyidir ve kötüdür. Kötülük ve iyilik sorunlarını duyunç bölümünde ya da ahlak bölümünde inceleyeceğiz Hegel'in tüzel felsefesinde. Ama genel kanı şu, insan doğal olarak kötüdür, insan tinsel olarak iyileşir. Doğal insan doğal zaten iyinin ve kötünün ötesinde iyiyle, kötüyle ilgisi yok doğanın ve dolayısıyla hakla, özgürlükle bu kavramlarla da bir şey yok. İnsan doğaya ait olduğu ölçüde insanın doğa yanını silemeyiz. İnsan doğa ve tinin birliği. İnsanın kötünün bu şey, klasik felsefe metinlerinde okuduğumuz şey o. İnsan kötülük insanın doğallığına bağlantılı bir faktör. Yani insan içgüdü kötü değil, içgüdü doğaya ait bir şey. Ne iyi ne kötü öyle diyebiliriz. Ama Aristoteles'in telos terimleriyle düşünürsek içgüdü de olması gereken ve dolayısıyla iyi bir şey. Ama insan açısından düşünürsek insanın içgüdüsel yanı doğaya ait yanı. Kendine kötü değil. Ama bir insan içgüdüsüne kapılarak ödevini çiğnerse, ya da doğru olanı yapmazsa, yapması gerekeni yapmazsa, o zaman o insan kötü olur. Ve orada kötülüğün sorumlusu o insanın istencinin ya da duyuncunun zayıflığı. Doğa değil, insanın içgüdüsü kötü değil. Kötü olan şey insanın o içgüdüsünün durdurulması, denetlenmesi gerektiği zaman onu başaramaması. Ve bu şey, karışık bir konu değil herhalde. Bunu ahlak alanında şey yapacağız, çok ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Yani tabii ki oldukça karışık ve kolay olmayan bir konu. Hı? Hı? Ne? Küreselleşme. Şimdi, ideaları az çok idealar konusunda, idealler konusunda ya da kavramlar konusunda, yani bunların hepsi aynı şey değil tabii ama genel olarak şu anda onları yakın olarak düşünüyoruz ve ideaların yapısı, mantıksal yapısı, bunlar mantıksal şeyler. İdealara öyle diyebiliriz. Mantıksal varlıklar. Şey değil, doğal varlıklar değil, tinsel varlıklar da değil. Hegel kullanıyor o şey, logische. Yani mantıksal varlık. Hegel hatta düşünce belirlenimi, denk beştimburg. O terimde kullanıyor. Çünkü kavramların nesnelliğinden, idealların nesnelliğinden söz ettiğimiz zaman sanki insan düşünceleri alınıp götürülüp nesnelleştiriliyormuş gibi anlaşılıyor. Az önce niteliğin örneğini dedik, varlığının doğal olmadığını ve tinsel olmadığını anlayabiliriz. O niteliğin ya da niceliğin ya da genel olarak tüm kavramların mantıksal varlıklarından söz edebiliriz ve bunu klasik felsefeciler kabul ediyor, platonistler kabul ediyor diyelim ama görgücüler böyle bir şey reddediyorlar. Çünkü onu reddetmek zorundalar.
kendi bakış açılarını ben. Şimdi idealar, idealar nesnel kavramlar, nesnel normlar olarak düşünürsek, devlet ideası, özgürlük ideası, yasa ideası, türe ideası, güzellik ideası, başka ne idealar var? Aile ideası, toplum, türe, adalet, türe ve adalet. Ve şimdi ideaları böyle nesnel olarak düşündüğümüz zaman tinin, dünya tininin, homo sapiensin varoluşunu bu ideallere göre kurması, şekillendirmesi gibi bir şey çıkıyor buradan. Sonuç çıkıyor. Yani eğer insan özel olarak böyle bir potansiyeli taşıyorsa, idealar bu nesnel, şimdi yine burada bir varsayım var. Nesnel ideaların ne olduğunu, nasıl olanaklı olduklarını, nasıl mantıksal olduklarını ve ne olduklarını düşündüğümüz zaman bu nesnelliklerle insanın öznelliği arasında bir şey var, ilişki sorunu var. Acaba nesnel devlet ideasını ben birey olarak, insan olarak kendi düşünme yetimle, düşünme gücümle düşünebilir miyim? İdeal devlet, ideal yasa, ideal türe, ideal güzellik. Bunu ben, buna ben erişebilir miyim? Buna yetenekli miyim gibi bir soru var. Var mı? Platon ideaların formüle edicisi diyelim ya da psikologlardan başlayarak o idealar kuramlar geliyor ya da idealların varoluşunu ileri sürüyor ama Platon ideaları nesnel olarak ileri sürmesine karşın, çünkü Aristoteles tarafından bir eleştiri var deniyor, özellikle Aristoteles'e yüklenmeye çalışıyor eleştiri ama çok geçerli değil. Platon'un ideaları nesnel olarak ileri sürmesinin yanında Platon aynı zamanda insanda nous diye bir yetinin olduğunu da kabul ediyor. Nous'un ne olduğunu biliyoruz değil mi? Anaxagoras'ın terimi, oradan bilmemiz gerekiyor özellikle. Anaxagoras ne diyordu? Dünyayı nous yönetir. Dünyayı nous yönetir diyordu. Dünyanın özü nous'tur. Dünyayı nous'tur. Nous'u genellikle İngilizce'ye mind olarak çeviriyorlar. Anlık, zihin, anlık olarak çeviriyorlar. Ama yine bu bilgi açısından, bilgi kuramı açısından orada intelligence ya da intellect ya da almak, understanding ya da reason, fenomen. Bunları bire indirgeyebiliriz. Aradaki ayrımı biliyoruz. Nous ve logos aynı şey değil. Ama nous ve logos gibi düşünebiliriz. O zaman Anaxagoras söz, nous sözcüğü Anaxagoras'a bağlı, özellikle oradan tanıyoruz. Tabii Yunan dilinde bir sözcüğü. Bu şey gibi değil. İdealar, ideal gibi Platon'un yarattığı bir terim değil. Nous anlık demek ya da us demek, Platon'un nesnel ideaları ile öznel nous arasında bir eşitlik var. Yani öznel us, öznel us, nesnel usu bilebilir. İdea nesnelse, o ideayı bilmek demek, yani örneğin güzellik ideasının ne olduğunu bilmek demek, o ideaya insanın yetenekli olması demek. Yetenek sonradan kazandırılan, sonradan eklenen bir şey değil. İnsanın nousunda doğuştan düşünce olarak bulunması gereken bir durum. Yeti burada aslında kullanmamız gereken sözcük. Yeti. İnsanın güzellik ideası, yetisi var dememiz gerekiyor. Güzelliği bilebilir. Güzellik, güzellik tabii ki duyumsanacak bir şey, görülecek bir şey. Öyle değil mi? Ama güzellik ideası dediğimiz zaman bu idea duyulur bir şey değil. Bu kavramsal, entelektüel bir şey. Düşünsel bir şey. Ve de bu düşünülebilecek olan bir şey. Güzel, güzellik ideasını göremezsiniz. Güzellik ideası şey, düşünce. Ve insan o ideayı düşünebiliyor ise, yani kendi öznesinde, kendi mantıksal yapısında, beyninde, sinir sisteminde o düşünceyi üretebiliyorsa, o ürettiği öznel idea, Platon'un nesnel ideasıyla birse o zaman insan güzelliği bilebilir, diyebiliriz diye demem son derece şey geçerli ve zorunlu ve onu der demez Kant'ı hemen şeye atıyoruz. Felsefe tarihinin yanılsamalar bölümüne atıyoruz. Çünkü Kant bizim güzellik ideamızın,
bizdeki kavramların, ana kavramları diye bir şey ya da idealların hiçbir zaman nesnel olmadığını söylüyor Kant. Yani bizim idealarımız ve nesnellik arasında bir köprü yok. Çünkü nesnellik alanı bize kapalı diyor. Dingenzih alanı bize kapalı demek. Ve yalnızca fenomenleri biliriz. Nümenleri, özü, asıl varlığı, gerçeği bilemeyiz demek. Bu anlaşılıyorsa, yani Kant'ın bildiği insan bilgisinin sınırlamasının ne demek olduğunu görüyorsak, o zaman Platon ve Kant arasındaki ayrımı da görebiliriz. Platon, öznel ideal ve nesnel ideayı eşitliyor. Dolayısıyla bizim bilme yetimiz var, yani bilme gücümüz var. Örneğin, özdek ideası ve özdek düşüncesi, yani nesnel özdek ideası ve bendeki özdek ideası birse ben özdeyi bilebilirim. O zaman benim özdek düşüncem nesnel özdeye karşılık bir şeydir. Ya da genel olarak kavramların böyle bir birliği gerekiyor bilginin olanağı için. Şimdi küreselleşmeye nasıl geliyoruz? Dünya tiyinini ister bir birey olarak, isterse bütün bir insanlık olarak düşünelim. Aynı entelektüel, estetik ve moral potansiyeli taşıyor. Bu anlayabileceğiniz bir şey. Klasik felsefenin bakış açısından böyle. Platonistlerin bakış açısından böyle. Görgücülerin bakış açısından hiç de böyle değil. Orada hiçbir şey yok. Tabula rasa var. Bu üzerine konuşulması bile olanaksız bir bakış açısı. Güzellik nesnellikten çıkıyor. Güzelliğin insanın tabula rasasına, boş tabletine nasıl geldiği bir şey. Problemli bir konu. Şimdi dünya tiyini kavramı Hegel'in en temel kavramlarından birisi. Yani Hegel onu dünya tiyini düşündüğümüz zaman herhangi bir kültürü düşünmüyoruz. Yani Mayalar, İnkalar, Mısırlar, Sümerler falan bunlar değil. Ya da İsveçler, Amerikalılar, Türkler. Dünya tiyini bu kavrama ya da bu bölümlere, bu fraksiyonlara, bu kültürel momentlere eşit değil. Dünya tiyini onlardan daha fazla bir şey. Dünya tiyini bütün insanlığın kavramı ve de bu a priori sıkıcılığı engelliyor. Eğer zenciler, Afrikalılar, Karadenizli Afrikalılar, bunlar Homo sapiens iseler, o türsel karakteri taşıyorlarsa, bunların aşağı ya da yukarı olma gibi, başka ırklara göre böyle bir aşağıda olma gibi bir şey yok, durumu yok. Bu ilgili ve de rasyonalistleri onların bakış açısından ırkçılığı olanaksızlaştırıyor. Yani Hegel ya da Platon ırkçı olamaz. Aristoteles ya da Farabi ya da Descartes ya da Spinoza ırkçı olamaz. Çünkü bunlar evrensel su kabul ediyorlar. Yani bir insanın derisinin rengi ne olursa olsun, o insan logos taşıyorsa o insanın bütün insanlarla özsel bir eşitliği var. Entelektüel bir şey yok. Naziler, Almanya'da özellikle Naziler, şeyleri, Slavları, Eskimoları falan, bunları ırksal olarak aşağı görürler. Yani bunların entelektüel, ırksal karakterlerine bağlı entelektüel gerileri de var, gerilikleri de var. Bunlar ancak işte Aryan ırk tarafından, üstün ırk tarafından yönetilebilirler diye. Şimdi bunlar kolay çıkarsamalar. Irkçılık yapabilmek için, gerçek anlamda ırkçılığı aklamaya çalışmak için şey getirmek gerekir. Türsel bir ayrım getirmek gerekir. Yani çünkü eğer Slavlar Germenlerden daha aşağı bir ırksa, Slavların genetik yapılarının o aşağılığı, o düşüklüğü göstermesi, sergilemesi gerekir. Ya da onu ileri sürenlerin, o eşitsizliği ileri sürenlerin Slavların şeyini, genetik yetersizliklerini göstermesi gerekir ki Almanlar bunu da yapmaya çalıştılar. Kapatası ölçtüler. Kapatasının boyu yüksekliğini, enini, burun genişliğini, çeşitli boyutlarını ölçerek kendine göre bir bilimsel temel bulmaya çalıştılar ama onu DNA düzeyine tabii indirgemediler. Yani insanın kafasını Slavlar daha yuvarlak kapalı, Germenler daha uzun, çözüm kapalı ve buna bakarak bu ırk aşağıdır demek için ama o işi yapanlar, bunlar Naziler akıllı insanlar değillerdi. Biraz ciddi bir şey düşünürsek, yakından düşünürsek gerçekten çok banal olduklarını görebiliriz. Çünkü böyle bir çıkarsamayı kendileri de yapabilmeliler. Yani yuvarlak kafalı olmakla, bu
uzun kafalı olmak arasında entelektüel bir ayrım bulunduğunu söylemek şey, kolay bir şey, bir çıkarsama değil. Şimdi dünya tini kavramına dönüyoruz. Dünya tini kavramı ırksal eşitsizliği reddediyor. Irksal olarak, daha doğrusu ırksal eşitsizliğin entelektüel biz düşünme olduğunu reddediyor. Bütün insanlar aynı ulusal yapıya sahiptir ve eğitimlilerse zenciler de, eskimolar da şey olabilir. Germenler kadar başarılı olabilirler ve oluyorlar. Bu zaten şey arkayık bir düşünce artık. Ama bunu dünya tini kavramıyla düşünürsek bu kavram baştan başından rasyonel stoacılarda var. Stoacılar insan eşitliğini, birliğini, kardeşliğini 2000 yıl önce Hristiyanlıktan da önce gördüler, formüle ettiler. Yahudilikte insan kardeşliği diye bir kavram yok biliyorsunuz. Yani bu Yahudiliğin daha sonra yerini Hristiyanlığa bırakmasını gerektiren faktör. Çünkü evrensel değil. Yani Yahudilik mezhep diyor. Kabile dini, belli bir ırka ait, belli bir soya ait, dar bir din ve din kavramına uygun bir değil. Nasıl? Biraz daha ses. Seçilmiş, evet. Bunlar işte şey, Nazi şeyinden farklı değil. Yani Naziler de seçilmiş olarak geliyorlar kendilerine. Tekiler de. Bunlar irasyonel. Sonuçları şöyle ya da böyle ama temelde işte irasyonelden kaynaklanıyor ve dünya tini kavramının bilgisizliğinden kaynaklanıyor. Dünya tini kavramı bütün ırkları, insan ırklarını kucaklıyor. Çünkü ırklar türün altında duran tikerleşmeler, yani zenciler, Çinliler, Japonlar, İsveçliler bunlar aynı türün değişik ırkları, ırk yok demiyoruz, diyemeyiz yani. Belli ayrımlar var, belli biyolojik, fiziksel ayrımlar var ama bunlar tinsel bir ayrım getirmiyorlar. Yine rasyonalizmin altında kadın erkek eşitsizliği de geçerli değil. Çünkü aynı nedenle yetenekler olarak, duygusal olarak kadın erkek eşitsizliği şey. O zaman dünya tini ideaları homojen bir şekilde kapsıyor. Yani her kültür, her ulus, her kabile, her halk ne dersek diyelim. Bunlar kültürel ayrımlara bağlı olarak ayrışıyorlar ve mesel olarak bunların arasında bir ayrım yok. Şimdi idealar devletsel olduğuna göre ve idealar ideal olduğuna göre ve idealar realitenin biçimlendirici motoru olduğuna göre ya da Aristoteles'in terimini kullanırsak idealar enteneki olduğuna göre tösel biçim olduğuna göre o özdeğe, içeriye biçim veren asıl faktör idealar olduğuna göre bütün insanların bu idealara göre gelişmesi küreselleşme dediğimiz şeyden başka bir şey değil. Küreselleşmenin tanımını şu anda insanların ne anladığını sorarsak genellikle tasarımsal yanıtlar alacağız, kavramsal yanıtlar almayacağız. Kavramını bulmaya çalışalım. Küreselleşme tam olarak çok kültürlülük denen bakış açısının tersini anlatıyor. Çok kültürlülük nedir? Biliyoruz. Her kültür eşit değerlidir. Her kültür varoluş hakkını taşır. Hiçbir kültürü yok etmeye hakkımız yoktur. Ve kültürler böyle değişik kültürler. Yani Çinliler, Hintliler, Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, İsveçliler, Güney Afrikalılar, Kübalılar vesaire. Başka aklımıza gelebilecek her türlü kültürler. Bunların hepsi bir arada var olmalı. Bu bakış açısı bir hoşgörü bakış açısı olarak görünüyor değil mi? Ne güzel. Müslüman ve Hristiyan yan yana yaşayacak. Çinli ve Hintli yan yana yaşayacak. Çinli ve Pakistanlı ya da Hintli ve Pakistanlı yan yana yaşayacak. Alman ve Fransız barış içinde kardeş gibi yaşayacak. Kozmopolitanizm, dünya insanı olmak, o biraz daha ayrı bir şey, o konu çok çok da güzel, önemli bir şey. Kozmopolitanizm şeyi kabul ediyor, ulusal ayrımları, internasyonel düşüncesi de öyle.
Kozmopolitan ne demek? Dünya vatandaşı olmak. O anlamda düşünürsek, yani insanın tam eşitliğini anlatıyorsa her şey. Ama kozmopolitan terimi kültürel bir belirlenme kapsıyor. Uluslararası, internasyonel denen şey de o da şeyi bilirdi. Ulusların üstünde gibi görünüyor. Ama ulusu kapsıyor. Ulus olmadan uluslararası olamaz. Ve ulus, dünya timinin ya da genel olarak timinin sonlu bir şekillenmesinden başka bir şey değil. Ulus kavramı, halk kavramı, etnik kümeler kavramı, bunlar bu realiteler daha doğrusu. Bunlar dünya timinin olması, olabileceğinin anlatımı değil. Henüz hedefine, ereğine ulaşmamış kültürel sınırlamaları, sonlulukları anlatıyor. Yani her ulus kendini sonsuza kadar süreceğini düşünüyor. 1000 yıl, 10 bin yıl ya da sonsuza kadar yaşayacağını düşünüyor. İktidar 1000 yıl sürecek diyordu 3. Ray. 1000 yıl ne demek? 1900'ü kapanıncaya kadar yaşayacak. Yani her ulus sonsuza kadar bağlı ister. Bunlar şey değil. Değer değiller. Yani gerçek değerler o da özel bir konu. Şimdi internasyonel, kozmopolitanizm ve dünya tüm kavramını düşünürsek, internasyonel kavramı ulusu kapsıyor. Böylesine şey, sonluluk aşamasında duruyor diyeceğiz. Çünkü ulusların varlığı, uluslar homojen bir kültürü anlatıyorlar. Belli değerler çevresinde oluşan kültürel yapıları. Örneğin İsviçre'lileri düşünün. İnsanlar bir ulus, değil mi? Bir ulus, ayrı devletleri var, bağımsızlar ve bunların Naziler bile dokunamadı şeyler. İkinci Dünya Savaşı sırasında. İsveçler böyle. Ama İsviçre'lere bakarsak bunlar bir ulus. Bunların İtalyan, 160 Alman, geri kalan İtalyan ve şey, Fransız. Ve bu bir ulus bunlar. Ulus şeye bağlı değil. Milliyet denen şey ya da etnik kökene bağlı değil. Yani İsviçre'ye şey yapmıyor, Fransız, yurttaşını, Fransız kökenli, Fransızca konuşan İsviçre'yi düşman ya da yabancı diye görmüyor. Ulus faktörü, onu yine şeyle inceleyeceğiz, nesnel tim alanında yurttaş toplumuyla bağlantı içinde inceleyeceğiz ama şu an rahatça kabul edebiliriz. Ulus, başka ulusların olumsuzlanması üzerine bağımlı ve de o olumsuzlama özel onlarda yok edici bir karakter kazanıyor. Yani bunlar birbirlerini yok etmek istiyor, birbirlerinden nefret ediyorlar. Fransızlar ve Almanlar arasındaki nefret, bugün bu kültürü Türklerin anlayabileceği bir nefret. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda o iki ulus arasındaki ilişkileri dikkate alırsanız, şimdi bugün durum değişik. Almanya bugün kendine atomize etmeye çalışıyor ya da çevresinde kültürler, Batı dini, Almanya'yı entegre etmeye çalışıyorlar, asimile etmeye çalışıyorlar. Ama tarihsel olarak baktığımızda görüyoruz, 20. yüzyılda Almanya'nın Fransa'yla ve İngiltere'yle ilişkileri, düşmanlık ilişkileri. Şimdi uluslar, kozmopolitanizm dendiği zaman sanki bu uluslar kalsın ya da internasyonel dendiği zaman bu uluslar kalsın ama bu uluslar barış içinde bir arada olsunlar. Güzel, barış içinde bir arada olmak herkesin isteyeceği bir şey. Ama potansiyel olarak birbirini yok etme yeteneğini taşıyan bölüngüleri, fraksiyonları bir arada tutmak şey değil, olanak değil, ayrıca gerekli de değil. Şimdi özet olarak toparlarsak bir iki dakika içinde şu, küresellik, küreyi anlatmıyor, geometrik bir terim değil. Bütün dünya tinini anlatıyor ve kültürel bir türdeşliği anlatıyor, kültürel bir homojenlik. Yani özel değerlerde kültürel birlik ve özel değerler güzel sanat bildirilmiş değil ve bilim alanına düşüyor. Bunlar insanın değerler alanı ve bunun gerisinde kalan devlet, yurttaş toplum, bunlar sorumluluk alanı ve asla değerler alanı değil, biliyorsunuz. O zaman küreselleşmenin kavramı saltık değerler alanında ya da saltık din alanında insanlığın türdeşleşmesi olarak anlaşılacak bir şey. Ege'nin sisteminde küreselleşme zaten görünüyor. Saltık din alanı, çünkü saltık din alanı yalnızca Germenlere, yalnızca İsveçlere, Aykışehir'in, Tibetlilerde, Özbeklerde
Koreliler de, Japonlar da insan olduğuna göre onların da saltık güzelliği, yaşama, yaşama geçirme ve duyumsama yetenekleri var. Onların da logosları İsveçlerin ya da İsviçrelerin logosları kadar güçlü. Ama tarihsel olarak onlar arkadan geldiler, kopya ettiler. Batı'nın şeyleri bunlar, öykünmeleri biliyorsunuz. Bu şey, tarihsel ayrım, tarihsel ayrım son ayrım ve yenilecek geçici olan ayrım. Ama şeyi düşünürsek, asıl sözünü düşünürsek, dünya timinin orada bir birlik var ve çok kültürlülük, çatışma alanı, ayrım alanı, türlülük güzel, türlülük şey değil, birlikten gelen bir terim ya da özdeşliği reddeden ya da bütünle olumsuzlayan bir şey değil, özdeşliği kabul eden bir terim. Ama postmodernizm tek yanlı olarak türlülük üzerinde yoğunlaştı, ayrım kategorisi üzerinde yoğunlaştı ve dolayısıyla diyalektik değil, analitik bir bakış açısı getirdi. Önemli olan şey, ya da geçerli olan şey, karşıtların ilişkisi, karşıtların birliği olduğuna göre tek başına türlülüğü ya da tek başına birliği, birimi şey yapamayız, doğru ya da nesnel bir şey olarak göremeyiz. Şimdi şeyi, tüze felsefesinin çözümlemesini bu perspektiften alacağız. Yani küreselleşme ya da türdeş bir insanlık kültürü bakış açısından alacağız. Bugün zaten insanlık bir sürecin içinde. Avrupa Birliği çok kültürlülüğün bir edimselleşmesi değil, tam tersine bir tür dar alanda küreselleşme olarak görülüyor. Bunlar asimile oluyorlar, birbirlerine benziyorlar. Artık bir Çekoslovak ya da bir Alman ya da bir İngiliz gibi değil ama daha ortak, daha evrensel bir kültürün şeyine doğru gidiyorlar, yapısına doğru gidiyorlar. Ve de o ulusal ayrımların, etnik ayrımların geçersiz, değersiz ve boş olduğunu zaten tarih bugün gösteriyor. Ve Türkiye de kendini o şeyin içine, o sürecin içine atmak istiyor. Bunu ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor. Avrupalıların kendileri de önlerinde yatan sorunların hangi boyutlarda olduğunu bilmiyorlar. Kolay bir şey olmayacak ama küreselleşme pekala şey, sadece bir ütopya ya da bir ideal olmaktan çıktı. Aynı zamanda realize olmaya başladı. Çünkü Avrupa'nın küreselleşmesi, Avrupa'nın otomatik olarak Amerika ile birleşmesini, orada da o kültürel ayrımların ya da politik ayrımların ortadan kalkmasını, silinmesini getirir. Çünkü anayasalar özel olarak birine benzemeye başladığı zaman bunları ayrı olarak, ayrı uluslar, birbirine düşman uluslar olarak görmenin bir anlamı kalmıyor. Çünkü değerleri bir. Bugün Türkiye daha çok şey, Türkiye'nin Orta Doğu'yla ya da Doğu'yla hiçbir benzerliği yok. Ulus kavramı da tanesi. Tabii, Türk Anayasası şeye ait, Batı'ya ait bir anayasa, Batı'nın değerlerine. Aralarda şeyler var tabii, çok küçük nüans ayrımları var. Anayasal olarak biz şeyiz, yani Batı'nın değerleriyle ortağız, İran'ın değerleriyle değil ya da Suriye'nin değerleriyle ya da Mısır'ın değerleriyle değil. Dolayısıyla biz de bu entegrasyonun içindeyiz, bu küreselleşmenin içindeyiz. Peki Rusların bir Çin'i absorbe etmek muazzam bir sorun. Bir Rusya'yı absorbe etmek, şu an insanlar bunu tahayyül imgeleyemiyorlar, düşünemiyorlar. Putin'le birlikte bir Rusya'nın Avrupa Birliği'ne girmesi şey, delik gibi bir şey, irasyonel. Ama Türkiye şey, o şeyin içinde, sürecin içinde ve adım adım entegre oluyor zaten. Küreselleşme ve idealleşme arasındaki paralellik bu, bunu şey, birlikte geçiyoruz. Evet, bir soru sormak istiyorum ama çok iyi kurgulayabilirim. Küreselleşmenin öncesine dönerek, tikellerin varlığını, her şeyin tikeller üzerinden olduğunu ancak logos kategorisinde yok edemez miyiz? Eğer logosu reddedersek, o zaman her şeyi tikele indirgemiş olmuyor muyuz? Her şeyi tikele indirgersek evrenseli şey yapacağız, karalayacağız ya da yok sayacağız. Dolayısıyla bu ancak logos kategorisinde olanaklı olabilir. Yani aklımca logosu olunmamak adına bunu söylüyorum, size anlatırken düşünüyorum. Logos kategorisini bir an için var değil sayarsak, her şeyi doğal ve tinsel diye ayırırsak eğer, o takdirde tikeller, evet, tek ve gerçek olarak belirmez mi? Şimdi Hegel şeyi söylüyor, bu tikellik konusuna özellikle yurttaş toplumunda gireceğiz çünkü tikellik evrenselden soyutlanabilecek bir şey değil. Değil. Tikellik evrenseli öncülü olarak alıyor. Bu noktada da logos. Elbette. O zaman logos var demek. Aynı zamanda. Evet. Logos tikelliğin evrenselle bağının görünmesi demek. Yani eğer o boru kopartırsak logosu da bozmuş olur. Tikellik kendi başına olabilecek bir şey değil. Evrenselle birlikte olmak zorunda.
yani kendi başına egemen olduğu zaman Hegel, Platon zamanında bir şeyi örnekliyor. Kent devletlerinin örneğini veriyor. Yani kendi başına egemen olduğu zaman devlet çözülüyor sonuçta. Evrensel de ortadan kalkıyor ve bütün kent sınırlar. Kaostan bile söz ediyor. Yani ilişkisizdir. Tabii. Tikenliğin kendi başına olması söz konusu değil. Realite tikenliğin denetimi altına, egemenliği altına girdiği ölçüde evrensel yani devlet zayıflıyor. Çünkü tikenlik bireysel kaprisi, bireysel özenci anlatıyor. Tikenleşme, tikenlik faktörü çok özel ve onun şeyle yurttaş toplumun bölümünü buradan inceleyeyim ve şey diyeyim, karışık bir konu değil. O zaman geç oldu, şey yapalım. Böyle.